Yusuf Kaplan. Neden kader seçimi? Türkiye siyaset mücadelesi vermiyor. Varoluş mücadelesi veriyor. Yönünü bulma, yörüngesine kavuşma, batılıların yaptıkları tarihin önünde sürüklenen bir figürandan yeniden tarih sürükleyecek bir aktör konumuna yükselme mücadelesi bu. Varoluş mücadelesi. Varoluş mücadelesi olarak tanımladığım bu süreç hakikat medeniyeti mücadelesidir. O yüzden çok zorlu zahmetli ve yorucudur doğal olarak. O yüzden inişli çıkışlıdır. Tam bu noktada bu toplumun tarihi derinliğinin ve ruh köklerinin temsilcisi olma, geleceğini şekillendirme iddiasında olan İslami kesimlerin takınacağı temel tavır varoluş mücadelesi gerçeğini göz önünde bulundurarak yalpalamamak bu geminin batmaması için çaba sarf etmek, bunun içinde yapılan doğruları teslim etmek, yanlışları da yıkıcı değil, yol yordam gösterici bir dille hatırlatmak olmalıdır. Bu süreçte yalakalar da, olur olmaz şekillerde bağırıp çağıranlar da, hem ülkeye hem de bu varoluş mücadelesine zarar vermekten başka bir iş yapmış olmazlar. O yüzden bendeniz Türkiye'nin medeniyet coğrafyamızın ve dünyanın sorunlarına hiçbir zaman parti politikaları açısından yaklaşmadım, yaklaşamam, yaklaşamayız. Her zaman şunu yazdım ve söyledim. Siyaset araçtır. Hakikat amaç. Aracı amacını önüne geçirirseniz hakikaten eser kalmaz ortada. Asıl olan hakikattir. Gerisi teferruat. 24 Haziran seçimlerine de parti politikaları açısından yaklaşmıyorum medeniyet yürüyüşümüzün geleceği açısından. Dolayısıyla medeniyet perspektifiyle yaklaşıyorum ve iki asırdır yaşadıklarımızı bir varoluş, toparlanış, diriliş ve ayağa kalkış mücadelesi olarak görüyorum. Yarma harekatı sürecek. 24 Haziran seçimlerine de bu kaygılarla bakıyorum ve bu seçimlerin cumhuriyet tarihi boyunca karşı karşıya kaldığımız en kritik ikinci hayati seçim olduğunu görüyorum. Bu toplum Menderes'le birlikte bir yarma harekatı gerçekleştirdi. Bu yarma harekatı sadece siyasetle ilgili değildi. Bu toplumun medeniyet iddialarına sosyal, kültürel, entelektüel bütün alanlarda yeniden sahip çıkma mücadelesiydi bu. Menderes'ten bu yana medeniyet iddialarımıza sahip çıkabilmemizi, mümkün kılacak yolu açacak rotamızı bulma, yörüngemize kavuşma mücadelesi verdik ve bu mücadelede hem niteliksel kayıplarımız oldu hem de göz ardı edilemeyecek kazanımlar elde ettik. Niteliksel kayıplarımızdan kastettiğim şey şu: bu toplumun kırdan kentlere göçüyle birlikte hızla ciddi bir bedel ödemeden Müslümanlığını hatırlaması İslam kitlesel niceliksel bir patlama yaşanmasına yol açtı. Bedel ödemeden İslami kimliğe yeniden kavuşmamız sadece şekli bir Müslümanlaşma biçiminin zuhur etmesine yol açtı. Kayıplarımız, sefih sekülerleşme sürecinin yıkımları. Bundan sonraki süreci kestirmek hiç de zor değildi artık. Özal döneminden itibaren hızla liberalleşme sürecine girilince toplum bir anda sekülerleşmeye başladı süratle. AK Parti iktidarlarına gelinince bu sekülerleşme süreci kontrolden çıktı. Oportunizm, konformizm biçimleri ucuz Müslümanlaşma biçimlerini de dönüştürdü. Ve gelinen noktada İslami kimlikler ve duyarlılıklar kırılganlaştı ve zamanla aşınarak buharlaşma eğilimi gösterdi. Bu çok tehlikeli bir süreç. Bu sefih sekülerleşme biçimlerinin önüne geçemezsek, bu toplumun omurgasını oluşturan İslami kimliğini hem korumakta hem de bunu medeniyet iddiasına dönüştürecek bir atılım gerçekleştirmekte zorlanabiliriz. Bu sefih sekülerleşme sürecinin kontrolden çıkmasında 2000'li yıllardan itibaren bütün küre ölçeğinde sel gibi yayılan postmodern popüler pagan kültürün Türkiye'de de etkisini hissettirmesindeki payını göz ardı edemeyiz. Unutmayalım, Çin, Hindistan ve Japonya başta olmak üzere bütün Asya ülkeleri bu postmodern popüler pagan kültürün önünde duramadılar. Üstelik de bütün direnç noktalarını yitirerek tuzla buz oldular kazanımlarımız, vesayet sisteminin sonu ve Türkiye umudu. İslam dünyasında, münhasıranda Türkiye'de hiç olmazsa bu gelen dalganın nedenli yıkıcı olduğu fark edilmiş durumda ve toplumun bütün İslami kesimleri bu dalganın önüne geçebilmek için iyi kötü mücadele veriyor şimdilik, gelişi güzel de olsa. Sadece biz direniyoruz yani ve o yüzden sadece Türkiye umut ışığı sunduğu İslam dünyasına bir kez daha, Gelinen noktada Türkiye'nin etki alanı ilk kez Türkiye sınırlarının dışına taştı ve bütün dünyada da Türkiye'nin dünyanın ruhu, mazlumların umudu ve zorbaların korkusu olduğu anlaşıldı. Bu büyük bir kazanım. Bu kazanımın ete kemiğe büründürülmesi gerekiyor işte. Bunun için de ülke içinde düşünce, eğitim, kültür, sanat, şehircilik, medya ve gençlikte büyük atılımlar atacağımız belirleyici bir kader anı olacak bundan sonraki süreç. Bu atılımları gerçekleştirebileceğimize dair bazı ipuçları var elimizde. Bunların başında vesayet rejimini tarihe gömmemiz gerçeği geliyor. İşte 24 Haziran seçimlerinin bu süreçte dönüm noktası olacağını düşünüyorum ya da öyle olacağını, olması gerektiğini söylüyorum. Çünkü ilk defa köklü bir sistem değişikliğine gidiyor Türkiye. Cumhuriyet tarihinde bu seçimlerde 100 yıl boyunca hatta 200 yıl boyunca vaziyeti idare etmekle yetindik sadece. Önümüzdeki süreçte halkın iradesi idareye vaziyet edecek bir konuma yükselecek inşallah. Bürokrasi baştan sona yenilenecek. Devlet sil baştan inşa edilecek. Türkiye hızlı karar alan ve aldığı kararları batılıların şu ya da bu şekilde kontrol ettikleri askeri, hukuki, ekonomik vesayetleri aşarak hem kendi kaderini şekillendirecek hem bölgenin geleceğinde kilit roller üstlenecek bir zihni, siyasi, kültürel, askeri ve stratejik bağımsızlaşma sürecine girecek. Bütün bunlar emperyalistleri fena halde ürkütüyor. O yüzden Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan kuşatıyorlar. Benim beklentim önümüzdeki süreçte bu çifte kuşatmayı yarabileceğimiz yönünde. İşte o zaman sıra çok geç kaldığımız eğitime, kültüre, şehirciliğe gelecek diye ümit ediyorum. O yüzden sen ben davası gütmeden ülkenin ve bölgenin önünü açacak basiretle hareket etmek zorundayız. Yoksa iş işten geçtikten sonra dövünmenin bir anlamı olmaz. Vesselam. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak